Muhteşem bir Doğanın Tadı gününden merhaba. Yine Doğanın Tadında olanlar oldu. Hiç gelmediğimiz, hiç görmediğimiz muhteşem, cennet bir köşeyi daha bulduk ve geldik. Hem de çok uzakta değiliz. Yine Bursa çevresindeyiz. İnegöl taraflarındayız. Kıran yaylasındayız. Uludağ'ın eteklerinde değil, neredeyse Uludağ'ın tepesindeyiz. Sizin Bursa tarafından gördüğünüz yüzü değil, İnegöl tarafından yüzündeyiz. Ve çok güzel bir yayladayız. Duyduk ki Kıran köyünün Kıran yaylası varmış, Kıran şelalesi varmış. Dedik bu doğanın tadında görünmezse olmaz. Sevgili Olcay Dalkılıç, sanatsal bütün güzel görsellerde olacak bugün. Olcay Dalkılıç kamerada, Şeyda Gümüş sunumda. Bu güzel günde sizlere Kıran yaylasının da, Kıran şelalesinin de, Kıran köyünün de bütün güzelliklerini göstereceğiz. Biz aslında şu ana kadar çok yorulduk bile, bir tırmanış yaşadık. Şu andan itibaren gördüğümüz tüm güzellikleri anlatmak üzere doğanın tadına başlıyoruz. Güzel bir yerdeyiz ki, o kadar huzurlu bir yerdeyiz ki huzuru dinliyoruz, sessizliği dinliyoruz. Çok güzel. Hemen muhtarımla tanıştırmak istiyorum sizi. Muhtarım. Evet. Sizi tanıyalım önce. İnegöl, Bursa İnegöl, Granköy muhtarı Mithat Kahraman. Muhtarım, Mithat Söyle. Abi çok güzel bir yermiş burası. Evet. Bir kere teşekkür ediyorum. Ben de bu kadar yoğun iş temposu içerisinde bizi kabul ettiğiniz ve bizimle buralara tırmandığınız için. Ben de teşekkür ederim. Çok çok güzel oldu. Ama zaten siz hep tırmanıyorsunuz. Ben hep tırmanıyorum. Evet, burası bir yayla. Sizin köyün yaylası. Tamam. Yazın sıcaklarından buraya kaçıyorsunuz. Evet. Doğru mudur? Evet. Bir 5 ay burada duruyoruz. İşte ablam gidip burada da bak. Ablalarla da tanışacağız. Hepsiyle konuşacağız. Tamam. Kıran yaylası Uludağ eteklerinin ne tarafa bakan yönü? Onu anlatın Güney. Bize. Güney'e bakan Güney yönündeyiz. İnegöl'ün tepesindeyiz. Doğu aslında. Yönü. Evet. Bir noktaya kadar araçla gelebildik. Sonra aracın çıkamayacağı kadar yüksek bir tepedeyiz. 20, bakım çok 20 yüksek. Dakikalık yolumuz kalıyor işte. Araç çıkmaya, yollamız bozuk ya. Onun için çıkmıyor aracımız. Bence araçla çıkmasın, bu güzellik mahvolur. Bozulmasın daha. Ben de zaten grader undan vurdurmayayım. Doğa bozulmasın diye. Kaç dönemdir muhtarız? 2 dönemdir. 2 dönemdir muhtarız. Evet. Anladığım kadarıyla doğayı çok seviyoruz muhtarım, ben öyle de mi? Ben de seviyorum zaten, ondan bozdurmayın ben de. Sizinkini diyorum zaten. Sizde böyle bir doğa sevgisi var. Bozulmasın diye mücadele ediyorsunuz. Ediyorum zaten. Doğma büyümeli Kıranlısınız. Evet, Kıranköylüyüm. Kıranköylüsünüz. O yüzden bence kıymetini biliyorsunuz. Kıranköy'ünün özelliklerinden bize bahseder misiniz? Kaç hanesi var, kaç kişi yaşıyor, neyle geçiniyor? Kıran köyümüzü hayvancılığından geçiniyor. Bir de çiftçilik, tarım. Tarım. Evet. Yaylaya hayvanlar için mi çıkıyor? Hayvanlar için, evet. Büyükbaş, küçükbaş. Ondan sonra bir de köyde avududumuz var, kirezimiz var, armudu. Hepsi elma var yani. O tarımı da yapıyoruz. Evet, tarımı da yapıyoruz.
burada evi olanların hepsi hayvan güdenli. Evet, evet, hepsi hayvan güdenli. Hı hı. Kaç hane? 110 hane köyümüz. Hı hı. 800 nüfusumuz var. 800 nüfusumuz evet. var. Muhterem, şimdi köyünüz çok güzel. Köyün bir şelalesi varmış, piknik alanı evet, varmış. Var. Bir de yaylası var. Buraya insanlar sadece burayı görmek için geliyorlar mı? İnsanlar buraya uymuyor zaten fazla. Mere olduğu için insanları çıkarmaz. Çıkardık mı bozulur zaten. Doğru. Değil mi? Tabii. Zaten çıkmamaları daha sağlıklı. Daha güzel oluyor. Aşağıda piknik alanında duruyorlar yani. Bence doğayı sevenler, yürüyüşçüler falan. Yürüyüşçüler geliyor. Hı-hı. Evet geliyor. O yüzden buranın turizme açılmaması en güzeli. Daha güzel. Turizme aç. İzin vermeyeceğim zaten. Verme muhtar. Verme çok güzelmiş. Bir de evlerden bahsetmek istiyorum. Evlerin görüntüsü çok güzel, çok doğal yapmışsınız tahtadan. Tahtadan evet. Hiçbir şey yok, yapaylık yok. Yok. Çok Hayır. güzel. Hayvanların ağılları da var mı? Ağılları da var tabii ya. Kaldıkları evet, ev var. Altında hepsi ağılları altına var. Kalın, evet. Çok güzel bir tane tulumba şeklinde suyunuz var. Tulumba değil, onlar hepsi kaynaktan geliyor. Ha. Hortumdan. Ben o tulumba değil mi? Yok, tulumba değil. Onlar hepsi yukarıdan kaynaktan yukarıdan geliyor. Yukarıdan iniyor. Evet. Öyle mi? Hortumdan geliyor. Öyle herhangi bir şekilde yok, basmak yok. Gerek. Hayır, Aa, hayır. Çok güzelmiş. Vallahi cennet gibi. Havası da çok güzel. Evet. Kayasını mı anlatalım, ağacını mı anlatalım, güzel evini mi anlatalım, havasını mı anlatalım? Ben şaşırdım. Gerçekten çok güzelmiş. Hepsi güzel, evet. Buranın kışı da çetin oluyor. Kışı tabii. 2 metre, 3 metre gar yağıyor. Yolda gelirken sevgili muhtar izleyenler birkaç çığ düşen noktayı gösterdi bize. Aşağı inerken o noktaları tekrar size göstereceğiz. Ağaçlar çığ sebebiyle tabii ki telef olmuşlar. Sonra yerine yenileri çıkmış. Muhtar tüm bunlara hakim çünkü çok sık inip çıkıyorsunuz ama kar yağdığı zaman buraya çıkmak mümkün değil. Kışın geliyorum, gezmeye geliyorum. Öyle mi? 2-3 gün durup gidiyorum. Ha, ama kış kar yağdığında tabii, hayvanlar aşağı iniyor. Aşağıda iniyor. Tabii Hı-hı. şimdi 15-20 gün anca duralar herhalde. Ha. 15-20 gün sonra hep birlikte hepsi iner. Süpermiş. Evet. Muhtarım daha çok sohbet edeceğiz ama şimdi manzaranın evet. keyfine varalım. Tamam. Merhaba. Merhaba. Nerelisin? Kıranköylüyüm. Kıranköylüsün. Kıran yaylalısın bence. Evet. Vallahi nasıl güzel ya. Böyle bakmaya doyamıyorum. Evet. Sen bütün gün böyle seyret seyret doyabiliyor musun bu güzelliğe? Doyulurum ve bu güzelliğe şuna bak böyle oturuyoruz bakıp duruyoruz iki tarafa. Cennet gibi burası ya. Var ya. Çobanlara bakıyoruz. İki tarafa bakınıyoruz böyle işte. Bak böyle oturuyoruz üç karı. Oh. Ne yapacağız? Üç kişisiniz. Üç kişiyiz. Kadın başınıza korkmuyorsunuz mu? Yok korkar. Üçümüz bir yere geldik mi korkmuyoruz ya. İşte bu kadar süpersin. Bunu duymak istiyorum senden. Ne zaman geliyorsunuz? Kerim abla buraya sonra ne zaman gidiyorsunuz? Vallahi. Mayıs'ta geliyoruz. Mayıs'ta geliyorsunuz. Mayıs'ta patates ekmeği falan geliyor. Buranın patatesi çok güzel olur. Haziran'da. Biz Ramazan'ın içinde geldik. Geç geldik. Ramazan'da geldiniz siz. Ramazan'da geldik. Bunlar erken geldiler bizden. Peki Kerim ablacığım geliyorsunuz. Bir daha hiç aşağı inmiyor musunuz? Valla ben hiç inmedim. Bir geldim bir 5 ay oluyor işte 4-5 ay oluyor. Ha. Hiç gelmedim gitmedim daha ki bunlar gittiler bir. Kaçta yatıyorsun kaçta kalkıyorsun? Bu oksijende azıcık uyuyorsundur ha? Valla canımız ne zaman isterse o zaman. O anda 11'de 9'da çobanla ne kimse olmayınca radyo çalıyoruz. Ha. Ya başka bir şey de olmayınca anlatacak. Ya çocuğuna ne anlatacağız ne bileceğiz. Ha. Azıcık böyle bazı mahalleye geliyoruz gidiyoruz. Buradan anlatıyoruz işte. Peki sabah kaçta kalkıyorsunuz en geç? Valla sabah 6'da. 6'da 7'de kalkıyor. Sabah ezanı Allahu Ekber siz ayaktasınız. Güneş doğarken kalkıyor. Ezan mezanı duymuyoruz da güneş doğarken kalkıyor. İşte güneş doğunca 6'da 7'de. Tabii burada ezan duyulmuyor değil mi? O duyulmuyor. Güneş doğduğunda zaten. O denk geliyor ona. Ona denk geliyor. Tavuklarımız vardı horozlar ötüyordu. Şimdi onlar da yok. Aa nereye gittiler? Köme gittiler yolladık bu götürmedi. Şimdi köpekler var 2 tane onlar sararsa.
Bir şey olur. İnsan geliyor herhalde, bir şey geliyordu. Sarmasala öyle ıssız ıssız oturuyoruz. Olsun, çok güzel valla. Burası ömrünü uzatır insanın yahu. Ne bileyim valla, ömrünü uzatır. Ne bileyim, ömrünü kısaldı. Benim boynum aldığını. Sen hayvanlarla ilgileniyor musun? Girdilerdi, çıktılardı, yedilerdi, yemedilerdi. Aa, ilgilenmez mi? Ondan hiç geliyoruz biz. Bora neye geliyor? Değil mi? Değil mi? Ama şimdi hiç... bu buralarda görünmüyor. Birisi aldı götürdü. Otlatmayı mı götürdü hayvanları? Çobanlığımız var. Çobanlar götürdü. Çobanlar götürdüler. Çobanların görevi götürmek, beslemek. Onları getirecekler. Siz burada... Biz onlara aş ekmek yapıyoruz işte. Akşamdan geldiğimiz için iyi sofrayı kuruyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz. İşte çaylarını içiriyoruz akşam sabah. Yalnız buranın çayı da güzeldir. Suyu güzel ya. Suyumuz çok güzel. Suyumuz güzel, çayımız güzel. Suyumuza diyecek yok. Evlerde böyle uzak uzak ırak ırak yapmışsınız kulübeleri, böyle oh vadinin içine. Öyle tam öyle. Filmlerdeki gibi. Kerim ablacığım çok teşekkür ederim. Çok güzel röportaj verdin. Yapmam ben, vermem ben, konuşmam ben, utanırım ben dedin ama pek güzel çıktın. Ha? Ne bileyim valla. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sevgili izleyenler, doğanın tadının çok değerli izleyenleri. Her zaman söylediğim gibi bu programda şaşırmaya devam ediyorum. Bursa'nın çevresinde cennet köşeler, bilinmez yerleri de çok fazla keşfettik. Gerçi Kıran Yaylası yaşanılan yayla hayatının olduğu ve bilinen bir yer ama bizim yaklaşık 4. sezonda keşfettiğimiz bir yer. Tüm güzellikleri sindire sindire izleyip sizlere sindire sindire aktarmaya çalışıyoruz. Bir tarafta akan sular, çeşmeler, bir tarafta muhteşem bulutlar, ağaçlar, kayalar. Zaten dağın tepesindesiniz. Oksijenden de sarhoş olmuşuz. Tüm güzellikleri, tüm detayları, sağa mı baksak, sola mı baksak halimizi sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Çok güzel bir yer Kıran Yaylası. Ama muhtarımın da dediği gibi, olması gerektiği gibi bir yolu var. Hani insanlar gelsinler buraları mahvetsinler diye yapılmamış yollar. Evet, yollar yapılmamalı ki Kıran Yaylası bu güzelliğini, bu özelliğini, bu yayla saflığını hiçbir zaman kaybetmesin. Kıran Yaylası'ndayız, bir nevi cennette. Mahallesi'nin Kıran Yaylası'nda, aslında Uludağ'dayız efendim. Gerçekten çok güzel. Yayla hayatının ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu birebir hissederek, yaşayarak sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bir yayla evinin içerisine gireceğiz. Zannediyorum ikramlar var, çok da şanslıyız. Hemen dönüp gidip bir an önce içeriye girmek, neler pişiyor, neler oluyor görmek istiyorum. Hadi olacak, gidelim. Gerçekten çok şanslı hissediyorum kendimi. Allah'ın sevgili kuluyum Ümmü Gül. Ümmü Gül değil mi? Bu arada Kerim abla karşıdaki çiçekleri gösterdi. Bir demet de almış, bana getirmiş. Biraz sonra gidip çiçeklerin dibinden de teşekkür ederim Kerim abla. Çok tatlısın. Ümmü Gül, sen doğma büyüme Kıranlısın. Evet, Kıran. Bir ailesiniz aslında siz. Halı çocukları, amca çocukları, böyle öyle, bir şey var değil mi? Herkes birbirine evet, akraba. Hepiniz birbirinize akrabasınız. Annem benim de. Annen mi? Anneme geldim ben. Ekmek kesen anneyi de sen ziyaretçiymişsin, onu da söyle. Söyledin. Ben kalıcı değilim, ziyaretçiyim. Yok, bugün dedim. Geldim ben de. Yalnız burası çok güzel. İnsanın canı hep buraya gelmek ister. Geliyoruz biz ya. Yazın hep geliyoruz. Peki şöyle mi düşünüyorsunuz? Tabii bu şimdi mikrofonu almış, eline konuşuyor. Gelsin burada çalışsın da ben onu göreceğim mi diyorsunuz içinizden? Yok.
Seviyorsunuz değil mi? Seviyoruz. Bu hayat güzel tabii, bir güzel, şey güzel. Yani. Yayla'yı seviyoruz mesela. Yayla çok güzel. Hazırladığınız sofranın şifası bir kere tartışılmaz. Muhteşem. Her şey doğal. Bunların hepsi burada mı yapılıyor? Köyden geliyor. Burada köyden da yapılıyor. Köyden geliyor. Peynirini tereyağını. Bak, tere. Onlar burada. Buradan. Anam tereyağı buradan mı? Evet. Eyvah. Eyvah çok güzel. Mantarlar harika. Burada. Sen az önce çilekte ne yapıyordun? Çimliyor muydun? Çimlenden çıkarıyordum birkaç ekeceğim çıkarıyordum. Diye. Çilek var burada. Biraz nereye sonra ekeceğim? O çilek kısmını köyde. Da... Şey, nereye ekeceksin diyor Kerim abla bak. Köyde biraz ekeceğim. 2-3 karı. Köyde hiç yok da şimdi. Yaylada var, köyde tamam, yok. Tamam, süpermiş. Bir kere her şeyden önce muhtarıma da sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel insanlarsınız. Vaktinizi aldığımız yetmiyormuş ki bir de sofra kurdunuz bize. Bir karnımızı doyuracaksınız. Acıktık. Öyle mi? Şimdi Mamur ablanın yanına geçmek istiyorum ben. Yavaş yavaş... Mamur abla, bu nasıl güzel bir sofra. Hiç bilemem. Bütün yaz buralarda mıydın? Ben 5 ay oluyor. 5 aydır buradasın. Hiç aşağı indiniz mi? Hiç inmedim. 5 aydır buradayım. Gibi. Buradaki şeyi tereyağıyla peyniri sen mi yaptın? Siz ben yaptınız. Ben yaptım. Belki mantarlarını kim topladı? Onunla da benim oğlan topladı. Oğlan toplamış gelmiş. Daha yeni mi çıkıyor Melki? Biraz daha var sanki zamanı değil mi? Çıktı. Çıktı artık. Çıktı. Geçti bile. O muhtarda geçti bile diyor. Çok güzel. Burada ne güzel bir düzen kurmuşsunuz. Bak kız da seni ziyarete gelmiş. Sen gitmiyorsun. Kıza kız sana geliyor. Tabii kız bana gelecek. Kaç tane var evlat? Benim 3. 3 tane maşallah. Allah bağışlasın. 5 tane de torunum var. Ama maşallah bak buraya geliyorsun, çalışıyorsun, uğraşıyorsun, canlısın. Canlıyım. İşleyen demir ışıldar vallahi, süpersin. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sofra sağ için. Olun, sağ olun. Birazdan yiyeceğiz, sonra tekrar yiyeceğim. Sohbet edeceğiz seninle. Tamam mı? Çok acıktık tamam. O yüzden gözüm yemeklerde. Hadi bakalım yemeği yiyin ondan hadi yiyelim. Aç karnıya düşün, canı tok karnıya düşün. Hadi. Yemeklerimizi yedik. Ay çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Sonra seni ben çileğin başında çimlerken dediler. Orada gördüm ve çekmek istedim. Hı hı. Şimdi üzerinde oturduğumuz bu otlar çileğin. Bunlar çilek. Neyi bunlar? Yaprakları bunlar. Ha, ne olacak çünkü bunlar? Çünkü bunlar kışın kuruyor. Hı hı. Yaza yeniden sürüyorlar. Çiçek çıkarıyorlar işte. Şunlar da çimleri. Ha. Şunları ekiyoruz mesela bak şunları. Şunlar dediğin şu sap aha gibi olanları. Şunlar. Bak kökleri var. Kökleri var. Bu bundan dikiliyor. Mesela burasını kopartıp dikiyor. Sonra çilek oluyor. Çilek oluyor. Dağ çileği. Evet yayla çileği doğru. Yayla çileği, dağ çileği. Oo evet. Çok güzel. O zaman şu anda bunlara zarar vermiş olmuyoruz. Yok. Üstünde olduğumuz zaman. Bunlara zarar kuruyacak. Vermez. Bunlar kuracak. Ektin mi bu 6-7 sene gider. Hiç şey bir daha ekmek istemez. Öyle mi? Aha, kazıyor. Şimdi, sadece otlanı, yabani otlanı alıyorsun içinden. Üzerine kar yağıyor, bahar gelince çilek geliyor. Bahar gelince çok kazıyor. Çok güzelmiş. Zaten sevgili izleyenler, Ümmügül'le birlikte diğer ablalarla da konuştuk. Dün burada kar yağmış. Dün yağmış. Evet. Çok soğuktu dün. Ekim ayındayız. Şu anda güneş var. Güneş çok güzel ısıtıyor. Çok keyifliyiz. Ama dün kar yağmış. Evet. Hayvanlar var mı? Hayvanları yok. Yazın hayvanlardan çıkıyorlar da şimdi indirdiler. İnekler Ağustos'ta iniyor. Hayır. Zarar verecek. Domuzdu, ayıydı, kurttu, ya, tilkiydi. Gelir onlardan. Geliyor değil mi? Onlardan gelir. Onlardan da korumak için tabii ki bazı şeyler yapılıyor. Güzelmiş. Onlar sağ olasın Ümmügül'cüm. Siz sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Müzik
Gün batmak, gün bitmek üzere, çok acelemiz var. Şelaleye yetişeceğiz. Kıran yaylasından aşağı doğru ineceğiz ama Kerim ablanın çiçeklerini göstermeden gitmek istemedim. Bir demet toplayıp bana da getirmişti. Bahçesine kadar geldik. Patates ektikleri, çilek ektikleri bahçede kendiliğinden biten bu güzel çiçeği görünce de sizlere göstermeden geçmek istemedik. Bir de kendi özgürlüğünce akan bir kaynak suyu var. Onu da birazdan göreceksiniz. Ama şimdi çiçeklerle baş başa olun istedik. Şu güzelliğe bakın. Dağ suyu benimle oyunu yapıyor sevgili izleyenler. Tulumla zannettiğim bu su aslında normal kaynak suyuymuş. Kendi gücüyle ileri doğru akıp ara sıra geriye doğru çekilebiliyor. Herhalde kış zamanı inanılmaz hızlı akan bir sudur. Lezzetine bakacağım tabii, buz gibi olduğunu da söylemem gerekiyor ama ondan da ötesi yalağı çok güzel, çok etkileyici. Pek çok kişinin aslına bakarsanız sanat çalışması yapabileceği güzellikte tahtadan yapılmış bir yalağı var. Bildiğiniz film karesi, çok güzel. Şimdi gitti, geldiğinde içeceğim. Her köyde alıştığımız, yakaladığımız her köydeki o doğal taş fırınlar vardır ya, ekmeklerin yapıldığı. Yayla da bildiğiniz taştan yapılmış. Çok güzel. Bu az önce tanıştığımız ablalar, teyzeler hepsi ekmeklerini bu güzel fırının içinde yapıyorlarmış yaylaya çıktıklarında. Ne kadar güzel değil mi? Ağacın dallarının her rengini hissettiğimiz muhteşem bir görüntü. Muhtarım, Kıran Yaylası'ndan aşağı doğru iniyoruz. Evet. Çıkarken bize anlattığınız, hani şu çığ düştüğünde gitmiş olan, telef olmuş olan ağaçların olduğu bölgedeyiz değil mi? Evet evet, tam Fenadere orada başındayız, kümelere girişte. Hı-hı. Orada büyük bir çığ olup bütün ağaçları yok etti. Sonra da kendi kendine doğa... Evet, kendini büyütmeye başladı gene. Bir dere yatağı değil mi bu, evet, önünde durdumuz? Evet, Fenadere mi? Fenadere galiba. Çok hızlı aktığı için mi Fenadere denemiş? Evet. Herhalde öyle denmiş. Evet, yalnız inanılmaz güzel sevgili izleyenler. Ağaçların renkleri, renk çeşitliliği inanılmaz bir keyif oluşturuyor. Bunun gibi birkaç nokta daha söylemiştiniz ama siz değil mi? Birkaç yerde daha bir daha olmuş. Var. Evet, bir daha var. Bu gibi şeyler tabii ki doğanın getirisi olan şeyler ama doğa alıp götürdüğü gibi yerine yenilerini de koymayı, evet, başarıyor. Tabii. Gerçekten çok güzel bir yer. Şimdi şelaleye gidiyoruz değil, evet, mi? Evet, şelaleye ineceğiz. Piknik Hadi bakalım. Alanına ineceğiz. Biraz yürüyüşümüz var. Devam var, ediyoruz sevgili, evet, izleyenler. Hadi muhtarım, hadi devam edelim. Thank you.
Sevgili Doğanın Tadı izleyenleri, Kıran Köyü, Kıran Mahallesi, Kıran Beldesi meğer ne kadar güzel, ne kadar saklı bir cennetmiş. Aslında saklı değilmiş, bilen biliyormuş ama Doğanın Tadı olarak 4. sezonda bizim karşımıza çıktı. İnanılmaz güzelliklerle karşılaştık. Muhteşem bir yayla, Kıran Yaylası Uludağ'da muhteşem bir yayla. Ardından Kıran Şelalesi, köyün kendisi zaten çok güzel, insanları da keza öyle. Muhtarım ne kadar güzelmiş. Evet, çok güzel. Kıran şelalemiz vardır. Bir de Dokuzlar şelalemiz vardır. Çok güzel. İki tane şelale var. Evet, iki tane. Şimdi buraya çıkarken oldukça zorlandık. Bayağı keçi tırmanışı var. Zorlandık tabii. Uygudanlık olacağız. Yalnız Zeydan. Sevgili Olcay'la tabii. Bizim bir Aras şelalesi maceramız var. Aras'a tırmanışımız yaklaşık bir saat sürdü ve orada da gerçekten çok zor tırmandık. Buradaki çok kısa bir mesafe. Kısa. Hemen 2 dakikada çıktık. Evet. Yolumuz üstünde. Belli bir yola kadar araçla geldik. Buradan biraz tırmandık ve şelaleye geldik. Ne zaman keşfettiniz bu şelaleyi? Kim keşfetti? Ne kadar güzelmiş. Aşağı yukarı 10 senedir var da. Gelen giden yoktu. 2 senedir çok gelen giden var. Hatta 2 sene önce İspanyollar bilmem geliyordu. 2 senedir gelmiyorlar. Evet, onu da söylediniz. Çok değişik. 3 senedir geldiler. Ben kendilerini gezdirdim. 2 senedir gelmiyorlar. Ne oldular bilmem. Yani İspanyolların, turistlerin de gelip gördüğü, evet, yaylaya da gezdirdim. Yaylaya da geldiler. İkisini de gezdirdim ben ona. Hepsini biliyorlar. Dokuzlarda bunda. Şimdi buraya bilen, sizin çevrenizde, sizin köyünüzde, sizin yaşadığınız alanda bilenler zaten geliyorlardır. Bir de doğacılar geliyor. Doğacılar da geliyor. Bursa'dan gelen ne var, İstanbul'dan gelen var. Herkes var. İnegöl'den. Herkes biliyor yani burayı. Hatta bayrak asmışlar. Bayrak okutçular asmış onlar, dağcılar. Evet. Yalnız tabii çok dikkatli olması gereken bir bölge. Acı bir olay da yaşanmış. Tabii, bağırın yaşadık. Hı-hı. Bir genç çocuğumuz öldü, lise öğrencisi öldü. Hı-hı. Selbiye bakan. Hı-hı. Acı yaşadı. Dikkatli olsunlar, bağırın. Şimdi bir şey olmaz. Şimdi kaygın değil zaten. Hı-hı. Ama ne yapalım bu kadar. Hep böyle bu hızda mı akıyor yoksa çok hızlı akıp? Bağırın gür. Daha gür. Çok daha bir tabii. Hı-hı. Ondan düştü zaten çocuk. Şimdi sonbahar oldu. Şimdi sonbahar suyu az ya, bir motorluk su var yani. Peki bu suyu siz köy olarak kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz, sulama suyunu kullanıyoruz. Sulama suyu olarak buradan yararlanıyoruz. Evet tabii. İçme suyu yukarıdan, İçme dağdan suyu, geliyor. Dağdan geliyor. Dağdan geliyor. Bu ayrı bir kaynak. Bulancaktan geliyor. Harika bir şey. Evet. Geliyorsunuz, burada balık var mı, balık? Yok yok, balık yok. Balık yok. Hayır, balık yok. Sadece buraya geliyorlar insanlar fotoğraf çekinmeye işte. Zaten olsa da söylemeyiz değil mi? Yok söylemeyiz, geliyorlar, buluyorlar zaten. Bizim söylememize gerek yok. Çok güzelmiş tabii, gerçekten güzel. Ama mutlaka ki öncü birilerinin, yönlendirici birilerinin emniyetle tabii buraya getirip bu güzel şelalenin tadını çıkarmaları gerektiğini söyledi. Bu çocuklar bize haber vermeden geldiler. Akşamdan duydum ben, düşmüştü yani. Bana haber verdiler, ben ona uymazdım. Siz böyle yardımcı oluyor musunuz oluyorum peki? Tabii, telefon ettiğimde her kişiye yardımcı oluyorum ben. Gelmek isteyen turlara, tabii, yabancı yerli turistlere getiriyorsunuz, gezdiriyorsunuz. Bunlar aramadan geldiler beni. Akşamdan duydum, jandarmadan jandarma aradı beni. Hı-hı. O zaman vefat etti zaten. Şimdi muhtarım, yavaş yavaş gün batıyor, programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu güzel şelale manzarasını yakalamışken araç yolculuğunda anlattıklarınız var. Eskiden burada sürüleri güderek buradan İzmir'e kadar gittiniz. O hikayeyi anlatır mısınız? 30 sene önceydi o. Koyunlara, İzmir'e giderken o 5 evladan koyunlara geçiyorduk. Biz şimdi arabayla yayan geçilmiyor. Arabayla da gidilmiyor. 30 sene önce. Yani siz buradan sürülerinizi önünüze katıyordunuz İzmir'e kadar. Bir ay yolculuk yapıyorduk. Onları güderek. Yollarda çadırlarda konaklayarak. Tabii. Onları besleye. Güde gidiyorduk İzmir'e işte. Bir de geri dönüyorduk yazın, Nisan ayında. Peki orada satıyor muydunuz yoksa sadece? Yok, satmıyorduk. Sadece kuzuları buraya kurbanda besliyorduk. Beslemek tabii için götürüyordunuz. Bağrında dönüyorduk. Doğru yaylaya ondan sonra. Yaylaya. Tabii. Şimdi de artık direkt yaylada yapıyorsunuz bu işi. Gitmek hayvan mümkün değil. Azaldı zaten. Her yer meyve bahçesi olunca hayvancılık azaldı biraz. Önce 8-10 bin hayvan vardı. Büyük, ufak, küçük var. Şimdi 2000-3000 hayvan kaldı. Peki, her yer meyve bahçesi oldu. O yüzden mi yoksa belli bir destek olmadığı için mi? Yok, destek değil. İnsanlar şartlar öyle getiriyor herhalde. Vazgeçiyorlar. Hı-hı. Şimdiki nesille hayvancılık yapmıyor zaten. Koyuna gütmeye yollayamazsın ki. Hı-hı. Gidiyor çocuk çalışma aşağı bahçeye. Bahçeyi tercih ediyorlar. Tabii, meyvecilik yapıyorlar işte. Ama çok şükür ki siz köy olarak tarımdan da... Tarımdan da hayvancılık da hepimiz yapıyoruz. Gene her ayına de var koyun.
Büyük baş, küçük baş hepsinde var. Çok güzel. Güzellikler bitmiyor Kıran'da. Şu güzel şelalenin tadına sevgili Olcay'ın o muhteşem sanatıyla biraz daha varalım. Şöyle bir izleyelim. Hadi bakalım. Tadı izleyenleri, doğanın tadında size doğal güzellikleri anlatmak için belli noktaları hedefleyip mesela bugünkü gibi bir şelaleyi hedefleyip oraya ulaşırken o kadar çok farklı güzellikle karşılaşıyoruz ki her birini size aktarmamız mümkün değil. Mesela yürüyüşlerde, doğa yürüyüşlerinde de şelalelere, yaylalara, ovalara, dağlara, tepelere varırken de böyle alanlar, çayırlar görüyoruz. Her biri çok etkileyici oluyor ama her birini çekmek mümkün olmuyor. Muhtarım bu alan için, bu çayır için çok güzel bir şey anlattı. Hikayesi varmış. Hemen onu size aktarmak istediğimiz için de buranın görselini, buranın güzelliğini sizlerle paylaşmak istedik, değil mi muhtarım? Evet, evet. Burası Granköy mahallesi. Granköy adı geçiyor. 700 yıl önce mi, 800 yıl önce burası durduğum yer Gran Ayılar Şehri diye geçiyor. Çok enteresan. Yani burada 700-800 yıl önce şehir kuruluyormuşmuş. Aynı Perşembe günü biz nasıl pazara gidiyorsak, burada da aynı şey kuruluyormuşmuş. Ama şimdi böyle bir etkinlik yok. Ama büyük bir alan, böyle bir şey için kullanılabilir evet, bir alan. Evet, zaten Bursa'dan gelen bir kervan yolunun üzerinde burası. Hı-hı. 40 merdiven diye geçiyor. Hatta merdivenler de dağılmış. Ta Kütahya, Davşanlı'ya kadar gidiyor bu yol. İpek yolunun olabilir mi? İpek yolunun zaten. Hı-hı. Tam yanından geçiyor zaten. Çok güzel. He. Demek ki insanlar bu kocaman alanda pazarlarını kurup, alışverişlerini yapıp daha sonra dağılıyorlar. Dağılıyormuşmuşlar. Ayılar Şehri diye geçiyor. Ayılar Şehri. Ayılardan bahsetmişken buradaki hayvan popülasyonundan hiç bahsetmedik. Yok, muhtarım var mı hayvanlar? Ayılar var da adı neyse Ayılar Şehri kalmış ben anlamıyorum. Ayılar güzel. Çok geldiğinden mi? Belki de. Bilmiyorum. Belki de. Güzel bir hikayeydi değil mi? Evet. Teşekkür ediyoruz ben efendim. Teşekkür Çok teşekkürler. Muhtarım, Kıran Beldesi'nde yine çok güzel bir yerdeyiz. Kocaman bir alan. Burası nedir? Vesile Hanım'ın, Granköy'ün piknik alanı. Piknik alanı. Evet, misafirlerin piknik yaptığı yer ama belediyeye başvurduk. Güzel bir şeyler yapacaktım ben buraya. Belediye izin vermedi. Evet. Bungalov evler bilmem yapacaktık, lokanta yapacaktık, çay ocağı yapacaktık. Tesisler yapacaktık. Belediye izin vermeyince bırakıverdik, bu hale geldi. Gerçekten şu anda biraz üzücü bir durumda. Üzücü. Hala çok güzel ama çevre kirliliği tartışma götürmez. Zaten doğanın tadında biz çektiğimiz evet. tüm güzel alanlarda bu kirlilikle insanların yaptıkları bu dağınıklık ve pislikle karşılaşıyoruz. Ne acı ki karşılaşıyoruz. İşte insanlar pislik yapıp gidiyor. Biz de bakmıyoruz. Belediye izin vermeyecek. Hı hı. Ne yapacaksın? Fiş geçemiyoruz. Sizin burası sizin kontrolünüzde evet, bir alan mıydı? Evet bizim evet. Şu anda da peki öyle mi? Öyle bir de Tapılı köyün tapısı var bir de. Burası Tapılı burası bir de. Ha, öyle mi? Evet. Dernenin üstüne tapısı var.
Ama köyden olmayanlar da gelip burada piknik yapabiliyorlar. Evet, yapıyor. Siz Bursa'dan geliyor, İnegöl'den geliyor, İstanbul'dan, her yerden gelen var burada. Çok güzel. Ama siz burayı ücretli hale getirip aslında gelir elde edip buranın bakımını daha fazla yapabilirsiniz. Yapabilirdik. Belediye işte izin vermeyecek, mahpus geçemiyoruz. Hı-hı. Başımız sıkıntıya giriyor. Evet. Vatandaş izin mahpus istiyor, fiş istiyor. Bu sefer belediye şikayet ediyor. Jandarma şikayet ediyor. Biz de bakamadık, bir şey yapamadık. Bakamadınız. Sizin bu buraya yatırım yapmanız için belli evet. bir paraya, ücrete tabii, ihtiyacınız tabii. var temizlikçiler için. İnsanlarımızın bilinçsizliği çok üzücü. Piknik yapmak, doğayla evet. birleşik olmak, doğayla iç içe olmak çok güzel. Ama o güzel pikniği yaptıktan sonra, o güzel keyifli dakikaları, saatleri geçirdikten sonra kullandığınız eşyalarınızı, sizin oluşturduğunuz çöpleri lütfen alıp ya konteynerlara atın. Daha önce siz güzel bir şey oluşturmuşsunuz, böyle çardak gibi şeyler yapmışsınız. Oluşturduk işte. Bunları ya. Sizin muhtarlığınız evet, mı yaptı? Evet, bizim muhtarlığımız da çok güzelmiş. Evet. Sevgili izleyenler, şimdi detayda Olcay da size gösterecek çok enteresan bir çardak var. Çardağın içinde insanlar ortasını açmışlar. Ateş yakmışlar. Ateş yakmak için içine de oturtmuşlar. Evet Olcay'cığım, tahtaları kırmışlar. Şimdi göreceğiz. İnanılmaz. Yani yıpratma konusunda maşallah üstümüze yok ama burası cennetten bir köşe. Çok güzelmiş. Kıran Mahallesi, Kıran Beldesi, piknik alanı, yaylası, şelalesi her şeyiyle Kıran'a bayıldık sevgili izleyenler. Biraz daha gezmeye devam edelim. Ben doyamadım. Özellikle şu çardaklar çok güzelmiş. Burası yazın da serindir yazın değil da mi? Yazın da serin oluyor. Aynı böyle serin oluyor. Mis gibi. Mis. 1000 kişi insan geliyor Şeyda Hanım buraya yazın. Mis gibi. Cumartesi pazar doluyor. Çok güzelmiş. He. Sizin bir an önce çözüm bulmanızı ben diliyorum. Çözüm bulacağız, kapatacağız burayı. Belediye izin vermiyor, mahpus geçemiyoruz, fiş veremiyoruz. Bence yetkililere seslenelim burada. Buranın korunması için ne gerekiyorsa o yapılsın. Değil mi ben efendim? Ben de öyle diyorum, evet. Evet, çünkü çok güzelmiş. Sağ olun muhtarım. Size de çok teşekkür etmek ben de teşekkür istiyorum. Ederim. Gerçekten çok güzel gezdirdiniz bizi, çok güzel yerler gösterdiniz. İşinizi gücünüzü bıraktınız. Ailece de destek oldunuz vallahi. Ne kadar güzel bir gündü. Çok güzel insanlarmışsınız. Çok ben teşekkür ederim. Ben her gün böyle gezdiriyorum. Çok iyiymiş. He? Çok teşekkür vallahi ediyoruz ben muhtarım. Ben de teşekkür Sağ ederim. Sağ olun. İzleyenleri, Kıran'daydık bugün. İnegöl Kıran'da gerçekten bir kez daha cenneti keşfettik. Bilmediğimiz yerler olduğunu her seferinde farkına varmak çok keyifli. Bunları sizinle keşfetmek ve sizinle paylaşmak daha da keyifli. Kıran'da muhteşem bir yaylada yayla hayatını gördük. Evlerini, havasını, oksijenini, hayvancılığı ve tabii ki lezzeti gördük. İnsanların güzelliğini gördük. Kıran şelalelerini gördük. Ve bir kez daha söylemek istiyorum. Kıran insanının ne kadar misafirperver, ne kadar güler yüzünü ve ne kadar güzel olduklarını gördük. Program boyunca tüm gördüklerimizin güzelliği Olcay Dalkılıç'a aitti. Tüm sanatsal gösterim Olcay Dalkılıç'taydı. Sunum nacizane Şeyda Gümüş'te. Güzel bir gündü. Çok güzel şeyleri keşfetmenin tadına sizlerle varmak daha da güzeldi. Doğanın tadından bugünlük bu kadar. Sürçülisan ettiysem affola. Bakalım önümüzdeki hafta burnumuzun ucu kadar yakın, bahanelerle uzakta olan nereleri bulacağız, neleri keşfedeceğiz, sizinle neleri paylaşacağız. Şimdilik hoşçakalın.